Almanca'da kısaltılmış s yani apostrofe s kesme işareti ve s'i bir kelimenin sonunda gördüğünüz zaman bu ne demek oluyor? Bu s kelimesinin kısaltılmış versiyonu. Almanlar her seferinde ich bin s, das war s gibi konuşmak yerine ich bin's, das war's diyorlar. Örneklere geçmeden önce şuradaki hesabımı takiplemenizi istiyorum arkadaşlar. Bu hesabımı Türkiye'de açmış olduğum için 10.000 takipçi olmama rağmen para kazanmayı açtıramadım. Bu sebeple Almanya'da sıfırdan yeni bir hesap açtım ve bunu 10.000 takipçiye kadar devam ettireceğim. Şimdi örneklerimize dönüyoruz arkadaşlar. Ich bin's. Mesela telefonda birisini aradınız, o sizin numaranızdan tanıyamadı, kimsiniz diye sordu. Siz de benim şeklinde cevap vermek için ich bin es değil, ich bin's diyorsunuz. Das war's. Bir şey anlattınız, bittiği zaman mesela das war's, yani bu hepsiydi diyorsunuz. Mach's gut. Bu da mache es gut, yani iyi yap, kendine iyi bak anlamında ama bunu kısaltıyorsunuz. Mach's gut diyorsunuz. Was gibt's? Yani ne var? Mesela was gibt's neues? Was gibt es neues yerine was gibt's neues? Yeni ne var? Yeni ne oldu? Ich hab's. Yani ich habe es, o bende var, bu bende var demek için ich hab's. Aynı şekilde ich habe es geschafft, yani ben bunu başardım demek için ich hab's geschafft diyebilirsiniz. Şimdi biraz daha değişik örneklere gidelim. Ich bin's gewohnt. Ich bin's gewohnt. Yani ich bin es gewohnt. Ben buna alışığım. Biraz da böyle emir kipinde tavsiye tarzı örneklerden bahsedelim. Probier es mal. Probier es mal. Yani probier es mal. Bir kere dene. Nimm's leicht. Nimm's leicht. Yani nimm es leicht. Yani bunu basit al. Yani take it easy. Bunu boş ver. Takma. Bir tane daha. Sieh's positiv. Sieh es positiv. Yani bunu olumlu gör. Olumlu düşün. Olumlu bak. Hadi bir tane daha gelsin. Schau's dir an. Schau es dir an. Yani ona bir bak, şuna bak. Apostrof es kısaltmalarını konuşmanızı daha doğal ve akıcı hale getirmek için kullanabilirsiniz.